Sosyal Garaj için yeni bir sezona hoş geldiniz. Aslında son 4 aydır uzak kaldık biraz Webrazi TV'den Sosyal Garaj olarak. Ama bu haftadan itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aslında geçen sene birbirinden başarılı, çok harika arkadaşları ağırladık. Özellikle oyun sektörüyle ilgili. Bu sene Sosyal Garaj olarak biraz evrimleşiyoruz. Tamamen oyun seçeneğinden çıkıp farklı alanlardaki girişimci arkadaşlarla maceralarını konuşacağız. Onların yaşadığı zorluklardan konuşacağız. Lakin ne hikmetse bugün başlangıcımızı yine oyunla yapıyoruz. Aslında oyun bizi bırakmıyor gibi bir şey var biraz. Bugün bizlerle Alper olacak Consola Games'ten. Öncesinde tabii bir ritüel olarak bize ulaşabileceğiniz adreslerden bahsedelim biraz. Bize Facebook'ta facebook.com/sosyalgaraj'dan ulaşabiliyorsunuz. sosyalgaraj@webrazi.com e-mail adresimiz. Aynı zamanda bana doğrudan Özgür Bayraktar'ı Twitter'dan mention'la ya biliyorsunuz. Alper hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasıl gidiyor? İyi. Her şey yolunda. Her şey yolunda, evet. Aslında sizinle tanışmamız biraz yeni oldu Consola Games'e ama sizin tarafınızda bir sürü çalışma var öncesine dayanan. Bir background'unuz var. Bunu çok iyi, evet, biliyoruz. Ve açıkçası bundan bir hafta önce falan biz görüşmeye başladık galiba. Çok şaşırdık. Yani ben kendim açımdan da biraz böyle hatta şey oldum yani. Nasıl bilmiyorum bu arkadaşları. Çünkü çok başarılı bir hikayeniz var bence. Öncelikle ondan bahsedelim biraz. Senin geçmişinden bahsedelim. Sonra Consola Games'e geçiş hikayesinden bahsedelim. Ve şu an ne durumda olduğunuzu zaten detaylı olarak konuşacağız. 2008 yılında ilk oyunumuzu çıkarttık. Oyunu kodlamaya 2007 yılında başladık. Mindfight adlı oyunumuz. Browser tabanlı, text tabanlı strateji oyunuydu bu. İlk başlarda sadece web adresi üzerine oynanıyordu. Daha sonra bunu Facebook'a entegre ettik. İkinci oyunumuz Son Korsan. O da ilk başladığı zamanlarda web üzerinden oynanıyordu. Daha sonra bunu Facebook'a entegre ettik. En son iOS ve Android entegrasyonlarını da tamamlamış bulunmaktayız. Oyunu ilk başta yazdığımızda ilk canlıya geçiş süresi 6 ay sürdü. 2 kişilik bir ekiple yaptık. 2 kişiydiniz sadece. 2 kişilik bir ekiple, evet. İlk başladığımızda reklam bütçemiz 200 TL aydı. O günlerden bugünlere geldik. Kullanıcılarımızı çok iyi dinlediğimiz için. Şu an galiba 1,5 milyona yakın kayıtlı, evet, üye var ve ayda 100 bin civarı da aktif var, evet, kullanıcınız var. Ciro paylaşmamda sorun var mı? Hafiften böyle paylaşabilir miyim? Ya, ARPU'yu yani belki paylaşabilirsiniz. ARPU'yu sen paylaş o zaman, ben şey yapmayayım. Ben Ciro'yu biliyorum. Güzel 3 haneli bir Ciro'ları ya, da 1 var. Dolara yakın. 1 dolara yakın da ARPU'nuz var. Evet. Çok güzel. Aslında şeye baktığımız zaman Türkiye'deki birçok sizin gibi genç arkadaşların oyun şirketlerine baktığımız zaman aslında bu kadar şey iyi yakalamış, aslında bu kadar en azından şey diye söyleyeceğim Alper, gelirini stabil edebilmiş çok az şirket var. Ve siz bu tarafta sanırım farklı da bir geçmişim var. Ondan da bahsedelim biraz. Makine mühendisliği okudun. Evet, ben. Ardından oradan da bahsedelim biraz. Çünkü burada biraz istiyorum ki girişimci arkadaşlarımıza da örnek olsun. Yani böyle her ne kadar biz kötü şeylerden de bahsediyoruz ama iyi şeylerden de bahsedelim. Senin bu evrim, kendi içindeki bu ne istediğini anlama döneminden de bahsedelim biraz. Sonra konsoladaki aktif rakamlarla ilgili soracağım şeyler var. Ya ben çocukken bir gazete haberi okudum 3. sayfada. Hı hı. 16 yaşında bir çocuk bir internet sitesi kuruyor. Ama tabii bunu okuduğumda sene 1998 ya da 97, hı hı, o civarla. Daha sonra çocuk şirketi o kadar çok büyütüyor ki babasını bile işe alıyor. Bunu okuduktan sonra ben internet teknolojilerine merak saldım. Hı hı. O zamana kadar QBasic'te falan oyun yazmaya çalışıyordum. Hı hı. Amatör çocuk kendi çapımızda ama. Bunu duyduktan sonra ben internete meraklandım. İnternetle yatıp kalkmaya başladım. Sürekli internette işte bir şeyler öğrenmeye, araştırmaya, hı hı, çabaladım. Ondan sonra üniversite sınavı süreci oldu. ÖSS'de benim puanım yetmediği için, hı hı, makine mühendisliğini tercih ettim. Ama aklım hep bilgisayardaydı. Bilgisayarla ilgili bir şey yapmak, internetle ilgili bir şey yapmak. Hı hı. Amacım hep buydu. Böylesine okudum diyelim yani. Ama son sene bir girişimde bulunmam gerekiyordu artık. Okul bitiyordu çünkü. Bir şey yapmamız gerekiyordu. O sırada Mindfight fikri ortaya çıktı. Hı hı. Tam okul bitmeden Mindfight'a başladık. Ben hiçbir işle uğraşmadım. Hiçbir destek, evet, almadınız. Hiçbir, okay, destek, süper, almadık. Hı-hı. Devletten ya da başka bir kurumdan, hı-hı, kişiden, yatırımcıdan. Kendi kendimize yazmaya başladık. Mindfight'ı çıkarttık 2008'de. Daha sonra 2009'da 6 ay içerisinde Son Korsan'ı yazdık. Hı-hı. Canlı olarak yayına sunduk.
Onun işte reklam bütçesi aylık 200 liraydı sadece. 200 liralık bütçeyle şu an işte 1,5 milyon kayıtlı kullanıcı var. Buraya ulaştık. Bunu nasıl ulaştık? Yani şimdi ekip yok diyeceksiniz. Ekip yok deyip pes etmek olmaz. Mesela ekipte adam olmadığı için eksik olan yerleri ben kendim tamamlamak zorunda kaldım. Photoshop öğrendim. 3D Geometry öğrendim. Bunların hepsini. İşte yani olay bir noktada baktığım zaman azmetmek. Yani evet. Zaten startup'ın şöyle bir algı var Türkiye'de. Startup şöyle zannediliyor. İşte biz startup'ız. İşte çok çalışmamız lazım. Günde 19 saat çalışmamız lazım. İşte vesaire. İşte biz işte 2 kişiyiz. İşte 10 kişilik işi 2 kişi yapmamız lazım. İşte bence burada temel algı şey olmalı aslında startup kültürünün. Startup kültürü öğrenmeye açık bir kültür. Yani önemli olan nokta iki kişinin 6 ayda bir işi yapabiliyorsa eğer, iki kişinin farklı şeyleri öğrenerek o dışarıya göndermeden işi, o işi 4 ayda yapabilmesi bence startup. Yani burada learning dediğimiz bir startup için inanılmaz önemli bir şey. O tarafta. Sen de bahsettin zaten çok gelişime açık. Ya Photoshop öğrenmişsin işte falan. Yani tabii çok... bunları öğrenirken oyunda yazdık yani 6 ay süresi içerisinde. Bir de bir yandan da oyun yazılımı. ARG ve yani oyunun komple yazılması ikisi beraber. Ama tabii bunu nasıl yaptık? Oyunun belli bir seviyeye kadar çıkarttık. Hepsini tamamlamadık. Benim o sırada tabii bir askerlik durumum vardı. Gittin mi askere? Hemen 6 ay içinde oyunu çıkarttım. Oyun çıktıktan 29 Ekim'de çıkarttım. Aralık'ta da askere gittim. Hesap ettim. Ben askerden dönene kadar bu oyuncular kaçıncı seviyeye gelebilir diye. Hesap ettim. 6. seviyeye kadar gelebilirler. Oyunu 6. seviyeye kadar çıkarttık. Daha sonra ben askerden döndüğümde 6. seviyeye gelmişlerdi. Hemen tekrardan çalışmaya başlayıp yeni level'lar ekledik. Peki gerçekten oyunu ya bunu öngörebildin yani 6. Evet, seviyeye tuttu. Kadar gelebilir. Tuttu yani diyorsun. Tuttu evet. Askerde çok boş vakti oluyor insanın. Yeni yapabileceğim güncellemeler, değişiklikler, her şeyi düşündüm. İyi bu yani bir açıdan da baktığımızda vizyoner bir arkadaşsın o zaman. Ya günde 16 saat çalışıyorduk. Ortağım da o da Boğaziçi mezunu. Onun teknik altyapısı çok üstün. Dolayısıyla o da server tarafında çok güzel çalışmalar yaptı. Süper. Birbirinize şey yaptınız. Şu anda baktığımızda aslında 9 farklı dilde evet. Oynanan işte ayda 100 bin aktif kullanıcının oynadığı işte Rusya'da bir publisher partneriniz evet. var orada 300 bin kişi oynuyor oyunlarınızı evet. bir şirket haline getirdiniz evet. ve gerçekten oyun sektörü olarak da Türkiye'de bir çok iyi birkaç oyuncu var ardından da işte sizin daha yolunuzun neresinde çeyreğinde olan neresinde yani neredeyse çeyreğinde olan arkadaşlar var siz aslında yükselme eğiliminde olan güzel bir şirket olarak devam ediyorsunuz biraz şeyden bahsedelim mesela çok şey anlattın Alper hani iOS'a Android'e port ettin dedin oyunları yani evet. ya bunu hala iki kişiye mi yapıyorsun? Hayır artık büyüdü tabii şirket şu an sadece komünite ekibinde 5 arkadaş çalışıyor. Bu çok önemli. Kullanıcıdan gelen geri bildirimleri çok iyi toplamalısınız. Onları iyi anlamalısınız. Ben 6 ay sonra ben işte askerden döndükten sonra oyunu geliştirmeye devam ederken ben bir yandan da komite destek cevap şeyini ticketlarını cevaplıyordum hala. Çete bakıyordum. Oraya baktığım için kullanıcının ne istediğini saniyeler içerisinde kendim ilk ağızdan öğrenebiliyorum. Kendimi öğrenebiliyorum ya. Yani. Aynen için... hemen hızlı bir şekilde şey yapabiliyorsun. Evet. Baktığımız zaman da galiba kullanıcıların da yaş ortalaması 25 yaşında falan diye. 25 ve üst. Yani 20... bayağı yüksek aslında. 1 dolar ARPU var dedin. Onlarca ben başka ne kadar şey sorabileceğimi düşünüyorum rakamsal olarak. Keyifli. Kadıköy'de ofisiniz. Evet. Süper. Mükemmel. Şeye baktığımızda peki tek böyle cümleyle sorayım sana. Ya seni farklılaştıran ne diğer text based oyun şeylerinden? Seni ne farklılaştırıyor konsola games'i? Ya ilk oyunumuz text based'di aslında. İkinci oyunlarımız daha aksiyon tabanlı oyunlar. İlk oyunda yani Mindfight'tan bahsedecek olursak Mindfight'tan ben zaten o dönemde o çok popüler şey ya oyundan hep şey yaptım. Mindfight'tan bahsedecek olursak Mindfight'ta o dönemde çıktığı dönemde yani savaşlar normalde bu tarz oyunlarda text doküman üzerinden gösterilir. Biz bir değişiklik yaptık. İkonlar geliyor. Asker ikonu, tank artık neyse. O ikonlar geliyor. Sahneye giriyorlar. Ondan sonra roket atacaksa roket atıyor. Mermi sıkacaksa mermisini sıkıyor. O şekilde görsel bir şeye dönüştürdük bunu. Gene o zamanlar pek kullanılmayan şehir görüntüsü olayı vardı. Normalde o text based oyunlarda yanda bir resim olur. Yanında yazısı olur. Altında da yükselt diye bir buton olur. Basarsınız. Biz onu görselleştirdik. İşte kademeler arttıkça binaların şekli değişiyor falan. O şekilde. O zamanlar tabii çok gelişmiş değildi ama şu an hala geliştirmeye devam ediyoruz onu. Orada öyle bir farklılık yarattık. Son korsanda mesela sürekli değişik etkinlikler var.
her gün bir etkinlik yapıyoruz. Mesela oyuncuların işte hep bir olup bir adayı birlikte fethettikleri, düşman botlarını koruduğu bir adayı fethettikleri bir mod var. İşte deathmatch modu var. Ondan sonra futbol topu var bir tane. Onu ikiye bölünüyor oyuncular güçlerine göre. Kaleye gol atmaya çalışıyorlar. Öyle bir futbol modu var. Anladım. Bayrak yarışı modu var. Bu tarz eventler var. Peki Rusya'da işler nasıl gidiyor bu arada? Rusya'da yeni bir partnerle anlaşmamız oldu yakın zamanda. Oradan şu an 250 bine yakın kayıtlı kullanıcı var. Yükselmeye devam ediyor. Oradan da geri iyi bildirimler alıyoruz. Süper. Hafif hafif artık diyorsun ki globalleşmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Çok vaktimiz yok Alper. Sana kısaca şeyi sormak istiyorum biraz. Son olarak Türkiye'deki oyun ekosistemi ve Türkiye'deki oyun girişimcilerine verebileceğin tavsiyeler var mı? Bence sen çok başarılı bir arkadaşsın. Estağfurullah. Şey olarak yani hayır. Hani vizyon olarak da hani dediğin gibi sıfırdan gelmişsin ve şu anda bir şirketin var. Cirosu iyi olan bir şirket, oyun şirketin var. Yani bu başarı bence. Çok iyi bir başarı. Oyun sektörü için Türkiye'de. Sen neler önerebilirsin? Ya şu an mobilde ilk önce bir fırsat vardı. Bu saniyeler içerisinde bu şartlar, koşullar değişebiliyor oyun sektöründe. Teknoloji bir dakika gözünüzü kapatmaya gelmiyor. Mobilde mesela çok büyük bir boşluk vardı. O boşluk şu an hızla doluyor. Hatta doldu diyebiliriz. Şu an mobili daha riskli görüyorum. Facebook tekrar bana göre değer kazanmış durumda. Bir oyunu ilk önce Facebook'ta yaydıktan sonra onun aynı oyunun mobil uygulamasını çıkartmak bence daha mantıklı şu an için. Tabii İlerleyen dönemlerde şartlar değişti, tekrar değişebilir. Yani öyle bir tavsiyem var o zaman. Ben öyle düşünüyorum. Ben de sana çok uzak değilim. Eğer bundan gerçekten bir yıl önce konuşsaydık, 1,5 yıl önce konuşsaydık. Bence mobil oyun diye ısrarcıydım. Ama şu an mobil oyun pazarı da gerçekten doymaya çok yakın yani. Günde çok yüzlerce oyun çıkıyor. Yüzlerce oyun çıkıyor ve dediğin gibi Facebook'ta da kullanıcılar sıkıldı biraz bence oyuncular. Hani yeni bir şeyler denemek istiyorlar. Bence Facebook'a bir yeni teknoloji ya da bir yeni bir oyun dinamiği, mekaniği sunan bir kişinin çok başarılı olma şansı var. Zaten artık eskisi kadar zor değil mobil cihazlara port etmek yani oyunlara. Evet. Çeşitli biliyorsun yazılım teknolojilerle hemen port edebiliyorsun. Ben de o konuda sana yani gelecek bence Unity'de olacak. Bundan sonra Flash zaten artık... Zaten Türk oyun geliştiricileri çok seviyor. Dünya da çok seviyor ama bizim oyun geliştiricilerimiz de Unity'yi çok seviyor. Belki de kaçak mı kullanıyorlar, ondan mı seviyorlar bilmiyorum ama hani kimle görürsen herkes Unity'de zaten. Ben de hatta... Yani Flash daha ucuz aslında. Evet ama Unity daha galiba işi şey kolaylaştırıyor bir yerde de. Yani şöyle bir iki hafta yoğunlaşan bir adam Unity'de böyle çok basit böyle yani çok... Hemen FPS oyunu yapabiliyor. Evet şey yapabiliyor. Teşekkür ederiz Alper. Teşekkür ederim. Bizimle birlikte olduğun için. Sosyal Garaj'ın bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine devam edeceğiz. Harika konuklar, konular ve girişimlerle tabii ki. Bize başlangıçta da söylediğim gibi sosyalgaraj@webrazi.com e-mail adresinden yazabiliyorsunuz. Facebook'ta facebook.com/sosyalgaraj'dan takip edebiliyorsunuz. Twitter'da da beni doğrudan Özgür Bayraktar'ı mentionlayabiliyorsunuz. Hepinize harika bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.